İpucu Kriminal'den iyi geceler. Bu akşam bir bilmeceye andıran dehşet verici bir dosyayla karşınızdayız. Adım adım planlanmış, düşünülmüş ve arkada hiçbir delil bırakılmamış bu cinayetin aydınlatılmasına giden yolda her şey Ankara'nın Seyran Bağları semtinde başladı. O gün semtin çocukları için sıradan bir gündü. Olay yeri inceleme ekibi Ankara Seyran Bağları'ndaki boş araziye ulaştığında halk esrarengiz poşetin etrafını sarmıştı. Yarım saat önce poşeti bulan çocuk ve arkadaşları korku içinde bir köşede bekliyordu. Poşeti bulur bulmaz eve koşturmuş ama uzun süre ailelerini poşette insan eli olduğuna inandıramamışlardı. Çocuklardan birinin babası bir süre sonra araziye gelmiş ve dehşet verici manzarayla karşılaşmıştı. Poşetin içinde yaşlı olduğu sanılan bir kadının sol eli vardı. Çürümüştü. Bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmıştı. Zaten bu nedenle poşet parçalandığı için çocuk tarafından fark edilmişti. Olay yeri inceleme ekibi önce bulunan eli, poşeti ve civarda delil olabilecek bütün materyalleri topladı. Ancak cesedin diğer parçaları da bölgede olabilirdi. Polis cesedin diğer parçalarının da arazide olabileceği şüphesinde haklıydı. Bölgede yapılan geniş çaplı aramada yine torbalar içinde yaşlı kadının sağ eli ve iki bacağı bulundu. Onlar da çürümüştü. Baş ve gövdenin diğer kısımları ise bulunamadı. Ceset, kadının kimliği, yaşı ve ölüm zamanının belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Ölüm zamanının tespiti bizden çoğu kez öncelikle istenilen hususlardan biridir. Ceset parçalanmış olsun ya da olmasın, belirli kriterlere bakarız ölüm zamanını tespit ederken. Bunlar ölüm sonrası görmeyi beklediğimiz değişikliklerdir, belirli zaman dilimleri içindeki. Yalnız ölüm zamanı kriterlerini etkileyen çok sayıda faktör söz konusudur. Örneğin çevre koşulları, bulunduğu ortam, yaşı, cinsiyeti, kilosu, bütün bu parametrelere bakarak yaklaşık olarak ne zaman ya da hangi zaman diliminde ölmüş olabileceğini söylemeye çalışırız. Ceset parçaları açık havada ve bir poşet içinde bulunmuştu. Üstelik sıcak havaya maruz kalmıştı. Bu kriterleri göz önünde bulunduran adli tıp uzmanlarına göre cesedin ölüm zamanı en az 30 gündü. Yani kimliği belirsiz ceset yaklaşık bir ay önce cinayete kurban gitmişti. Kimliklendirme bizden öncelikle zaten tanınamaz duruma gelmiş. Örneğin çok çürümüş, parçalanmış, cesetlerde istenir.
Parçalanmış cesetlerde kimlik tespitine yönelik yapılmış sınırsız sayıda çalışma mevcuttur adli tıp literatüründe. Ceset parçalarından, kemiklerden bile yaşını, cinsiyetini, boy uzunluğunu, hatta yaklaşık olarak kilosunu, hangi elini, sağlak mıydı, solak mıydı kullanırdı anlamında incelemeler yapmak ve hemen her konu içinde en azından ihtimal düzeyinde bir tespitte bulunma şansımız var. Adli tıp uzmanları ceset üzerinde yapılan inceleme sonunda cesedin yaşını da tayin etti. Kurban 70-75 yaş arasında yaşlı bir kadındı. Cesedin yaşını ve ölüm zamanını tayin eden uzmanlar kimliği konusunda ise şanslı değildi. Çürüme nedeniyle cesedin bütün parmak izleri yok olmuş ve kimlik tespiti imkansız hale gelmişti. Adli tıp uzmanlarının eller üzerinde yaptığı detaylı incelemede ise cesedin tırnakları arasında deri kalıntıları bulundu. Özellikle zorlamalı ölümlerde tırnak altı incelemesini mutlak yaparız ve tırnak uç kısımlarını örnekleriz. Çünkü bir boğuşma olmuşsa eğer bir el müdahalesiyle tırnak altında bizim DNA'sını, karşı taraftaki kişinin DNA'sını tespit için yetecek kadar doku mutlaka kalmış olmalıdır diye düşünürüz. Ve çoğu kez de tırnak altında kalmış çok küçük doku kalıntılarından DNA'sını ve diğer kişiyi tespit ederiz. Yaşlı kadının tırnakları arasında bulunan doku kalıntısının DNA incelemesi yapıldı. DNA tiplemesi dokunun bir erkeğe ait olduğunu gösteriyordu ve yüksek olasılıkla katile. DNA teknolojisinin ortaya çıktığı ilk dönemlerde çok küçük miktarlardaki örneklerde DNA tespiti yapılamıyordu. Ancak gelişen teknolojiyle günümüzde artık gözle görülemeyecek kadar küçük miktarlar içinde bile DNA analizi yapmak mümkün. Örneğin içtiğiniz sigaranın izmaritine ağzınızdan bulaşmış olan tükürükten ya da bir ısırık izinde, cesetteki ısırık izi üzerinden alınan sürüntüden DNA tespiti artık mümkün. Ankara Cinayet Bürosu dedektifleri için Seyran Bağları semti artık bir soruşturma merkeziydi. Dedektiflerin bir an önce cesedin kim olduğunu, nerede yaşadığını ve her şeyden önemlisi kim tarafından öldürüldüğünü bulması gerekiyordu. Akla en yakın görünense kurbanın Seyran Bağları'nda oturan biri olmasıydı. Dedektifler yaşlı ve kayıpları belirlemek için semtte oturan yaklaşık 1100 kişiyle yüz yüze görüştü. Bazılarının evlerine gidildi, bazılarının ise ifadesi alındı. Ama semtte ne kayıp vakası ne de polisin dikkatini çeken kuşkulu biri vardı. Soruşturma tıkanmıştı. Kurbanın kimliğini ele verecek tek bir ipucu bulunamamıştı. Cinayet masası dedektifleri artık yavaş yavaş kurbanın başka bir yerde öldürülüp buraya atıldığını düşünmeye başlamıştı. Dosya faili meçhul cinayetler arasında yerini almak üzereydi.
Güner çifti bir süredir apartman boşluğundan gelen ağır kokudan rahatsızdı. Fatma Güner bir kedinin apartman boşluğuna düşüp öldüğünü ve orada çürüdüğünü düşünüyordu. Eşinin bütün uyarılarına rağmen Hasan Güner ise işten yorgun geldiği için üşenmiş, apartman boşluğunu kontrol etmeyi ertelemişti. Bu akşam istemeye istemeye banyoya girdi. Eline eşinin bulaşıkta kullandığı eldivenleri geçirdi. Banyonun apartman boşluğuna açılan penceresini açtı. Koku dayanılır gibi değildi. Pencereden boşluğa dikkatlice girdi. Fatma Güner eşini bir süre bekledi ama ses gelmiyordu. Burada bir kadın başı var. Kedi ölüsü sanılan kokunun çürümüş bir insan başına ait olduğu anlaşılmıştı. Kafatasının yüz bölgesi tanınmayacak kadar çürümüştü. Kemik bölgesinde de deformasyonlar vardı. Polis için seyran bağlarındaki cinayetin dosyası tam bir puzzle'a dönüşmüştü. Kafatasını adli tıp kurumuna gönderen polis kimlik tespiti için diş incelemesi istedi. Ama sonuç yine olumsuzdu. Kurbanın dişleri protezde ve kimliğine ele verebilecek ayırt edici bir özellik taşımıyordu. Adli bilimciler için geriye tek bir yol kalmıştı. Kafatasını bilgisayar animasyonuyla yeniden yüzlendirmek. Yeniden yüzlendirme Türkiye'de iki şekilde yapılabiliyor. İlki kil ya da plastelin gibi sentetik maddelerle kafatasını büstü yapılıyor. Daha sonra bu büst bilgisayara yükleniyor ve yüze çeşitli tipler verilerek biçimlendiriliyor. Çürümüş insan kalıntılarının kimliklendirilmesi her zaman bizim için çok zorluklar barındırmaktadır. Çürümüş insan kalıntıları ya iskelet haline, yani kemikler tamamen çıkmış vaziyette bize gelebilir ya da kısmen çürümüş olabilir. Tamamen iskelet haline gelmiş kalıntılarda kimliklendirmede biz özellikle kafatasının üzerinde yeniden yüzlendirme yapıyoruz. Bunun çeşitli metotları var. Birinci olarak heykel olarak çamur veya oyun hamuru dediğimiz plastelin denilen bir madde ile kafatası üzeri kaplanarak kişinin yüzü tekrar meydana getirilebiliyor. İkinci bir metot olarak resim olarak yapabiliriz. Daha sonra da bilgisayarla bu yaptığımız çalışmaları çoğaltabiliriz. Yani kişinin yüzü elde edildikten sonra olası saç şekilleri, bıyık ve sakal şekilleri ilave edilerek olası yüzler meydana getirilip kişinin bulunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca kafatası üzerinde bu metotlara ilave olarak bilgisayar yardımıyla da bir yüzlendirme yapılabilir. Özellikle son yıllarda bazı merkezlerde bu çalışma da yapılıyor. Yine doku kalınlıkları yardımıyla kişinin yüzü bilgisayar ortamında yeniden meydana getirilebiliyor. Bu yöntemde önce bulunan parçalar teker teker ve pek çok açıdan fotoğraflanıyor. Bu parçalar bilgisayar ortamında kemik ölçüleri baz alınarak üç boyutlu olarak birleştiriliyor. Böylece kimliği belirsiz cesedin yaşarken sahip olduğu yüzün ortalama bir görüntüsü yaratılıyor. Daha sonra bu yüz fotoğraf olarak basılıyor. Yüzün rekonstrüksiyonu olabileceği gibi vücudun da rekonstrüksiyonu olabilir. Çünkü bazı cinayetlerde kişiler
öldürdükleri kişileri parçalara ayırarak çeşitli yerlere atmakta ve bunlar zaman zaman başka yerlerden bulunmakta. Bu parçalar bulunduktan sonra bu ceset parçaları bilgisayar ortamında fotoğrafları çekildikten sonra bir araya getirilip kişinin bu sefer de tüm vücudunun rekonstrüksiyonu yapılabilir. Kişinin bulunmasında yardımcı olabilir. Ankara Cinayet Masası dedektifleri, fotoğraflar ellerine ulaşır ulaşmaz soluğu tekrar seyran bağlarında aldı. Semtte bulunan 4 mahallede 900 hane ve 4000 kişiyle tek tek görüşüldü. Bir tek umutları vardı. Fotoğraftaki yaşlı kadını birinin tanıması. Ve beklenen haber çok geçmeden geldi. Semtin eski sakinlerinden olan bir kadın, kendisine gösterilen fotoğraftaki kadını tanımıştı. Bu kadın Fidan teyzeydi. Fidan Salih 75 yaşındaydı. Eşini yıllar önce kaybetmişti. 3 oğlu vardı. Bir oğlu Almanya'da çalışıyordu. Diğer oğlu inşaat işçisiydi. İş için şehir şehir dolaşıyordu. Fidan Salih, eşinden ayrı yaşayan 3. oğlu ve 2 torunuyla birlikte seyran bağlarında oturuyordu. Ama Fidan Salih'in komşularına göre o ölmüş olamazdı. Çünkü bir ay önce Yozgat'taki akrabalarının yanına gitmişti. En azından oğlu ve torunları böyle söylüyordu. Cinayet masası dedektiflerine göre taşlar yerine oturuyordu. Ama Fidan Salih'in evinin kapısı çalınmadan önce hem cesedin ona ait olduğundan emin olunmalı hem de oğlu kuşkulandırılmamalıydı. Önce yaşlı kadının Keçiören bölgesinde oturan bir akrabası bulundu. Akrabasından DNA örneği alındı. Ve yapılan incelemede anlaşıldı ki ceset Fidan Salih'e aitti. Dedektifler Fidan Salih'in evini hem gözetim altında tutuyor hem de soruşturmayı derinleştiriyordu. Ve komşular kuşkuları işsiz oğlu üzerine toplayan şu bilgileri verdi. En çok benimle dertleşirdi. Oğlunun kendisini dövdüğünü, iki torununun da oğluna dayakta yardımcı olduklarını anlatırdı. Hiç kimseye açılamazdı korkusundan. Oğlu bize karakola şikayette bulunmamamız için baskı yapardı. Olaylar karakola yansımasına rağmen kadıncağız hep dayak yedi oğlundan. Benden her geldiğinde para isterdi. Para bulamadığı takdirde de oğlunun kendini öldüreceğini söylerdi. Biz de kendisine her geldiğinde yardımcı olmaya çalışırdık. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet masası dedektifleri, Fidan Salih'in kapısına geldiğinde hava kararmıştı. Ekip, evde iki küçük kızın da olduğunu göz önüne alarak son derece dikkatli davranıyordu. Dedektif usulca Hikmet Salih'in kapı zilini çaldı. İkinci kez çalmaya hazırlanıyordu ki kapı açıldı. Hikmet Salih karşılarındaydı. Hikmet Salih 13 ve 15 yaşındaki iki kızıyla birlikte o akşam evdeydi. Polisleri karşısında gördüğünde hiç şaşırmadı, direnmedi ve itiraz etmedi. Yalnızca ağladı. Ve daha emniyet binasına götürülmeyi beklemeden annesini nasıl öldürdüğünü anlatmaya başladı. Ve anlattıkları kan dondurucuydu. Annemle sürekli tartışıp
kavga ederdik. O gün de 1800 yetili köy ödemesi Ziraat Bankası'ndan aldı. O paradan ben de istedim. Vermedi. Daha sonra kendimi kaybettim. Sopayı aldım. Kafasına vurdum. Yere düştü. Kız da babaannelerini alıp yatağa yatırdı. Ben sakinleştim, kendime geldim. Yattım. Sabah kalktığımızda ölmüştü. Hikmet Salih'e göre buraya kadar olay kastı aşan bir darptı. Annesinin ölümüne sebebiyet vermişti. Ama o gün Fidan Salih'in evinde yaşananlar bununla sınırlı kalmayacaktı. Cesedi ne yapacağımızı düşünürken parçalayıp bavula koymaya karar verdim. Başını salonda kesmeye başlarken sağa sola kan aktı. Alıp banyoya götürdüm. Kanını akıttım. Altı parça ayırıp tekrar salona getirdim. Göğüs kısmını bavula sığmayacağını görünce ikiye ayırıp ayrı ayrı yerlere bıraktım. O gece babalarıyla birlikte 13 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğu da gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İkisi de babalarıyla aynı yönde ifade verdi. Suç aleti bıçak, Hikmet Salih'in gösterdiği boş alanda gömülü bulundu. Yaşlı kadının göğüs bölümünün bulunduğu ve dereye atıldığı ifade edilen iki valiz ise bulunamadı. Hikmet Salih'in ifadesini destekleyen en önemli delil ise yaşlı kadının tırnakları arasında kalan katile ait doku parçasıydı. DNA incelemesinde dokunun oğluna ait olduğu anlaşıldı. Fidan Salih cinayetindeki en önemli soru ise yanıtsız kaldı. Neden? Gerek alkol bağımlılığı, gerekse alkolün kötüye kullanımı çok yoğun olarak derinden yaşanan, boşluk duygularına bağlı olarak gelişebilen, doymak bilmeyen bir açgözlülük ile birlikte bulunabilir. Kişi böyle bir ruh yapısının kendisinde yarattığı sıkıntıdan kurtulmak için engel olarak gördüğü her türlü nesneyi, bu anne bile olsa, yok etmeye yönelebilir. Burada tabii asıl sorun kişinin karakterinin derinliklerinde yaşadığı ya da karakterinde oluşmamış olan gerginliği taşıma kapasitesindeki yetersizliktir ve buna bağlı olarak da sevme duygusundaki eksikliktir. Annem eceliyle öldü. Cinnet geçirdim ve öldürdüm. Psikolojim çok bozuktu. Allah rahmet eylesin. Şimdi de kendimi öldürdü. Hikmet Salih ve iki küçük kızın yargılanması devam ediyor. Hikmet Salih'in sorgusunda büyük kızını cesedi parçalarken gördüğünü, psikolojileri bozulmasın diye onları odaya kilitlediğini ve annesinin cesedini iki gün evde beklettiğini söyledi. Cinayet mahallinde hiçbir kan izi bulunamadı. Hikmet Salih mahkemeye çıkarılırken adliye girişinde "annemi çok seviyorum" diye bas bas bağırdı.